bir zaman sonra kurumsalların dillendirdiği aday, partinin adayı hüviyeti kazanır. Diğer herkes kurumsal dışı, yani dış etki veya dış pozisyonda olan insanlar olarak kalır. Anladım. Bugün Mansur Yavaş'ı da şeyi de ön seçime sokun Kılıçdaroğlu'yla beraber. İkisi de partide ön seçimi kaybeder adaylık konusunda. Amerika peki usulü gidecek olursa. Peki. Zaten Barış'ın Hacı Yakışıklı şey de var ama. Evet. Tamam. Hacı Yakışıklı la devam edelim. Hacı'yla İmamoğlu merkezinde kalamam. Fuat Uğur bugün çok bekledi. Tamamen İmamoğlu merkezinde kalacak. Ama haklarını helal evet, ettiler. Helal ettiler. Helal olsun. Bir şey yok canım. Önemli olan program arkadaşlar. Şu anda aşama aşama gittiğimiz için çok hayır, normal. Konunun yani merkezi İmamoğlu tabii, olduğu için tamamen İmamoğlu oradan bilgileri alalım, onun üzerine konuşalım diye. İmamoğlu buyurun merkezli ve kulis merkezli konuşacağım. Bazen kendi fikirlerimi de yorumlarımı da katacağım tabii ki. Tamam. Konuşmamın sonunda şunu söyleyeceğim. İyi Parti'nin milletvekili sayısı şu anda 37. Peki İmamoğlu hususunda İyi Partili milletvekilleri ne düşünüyor? Bunu ben mecliste sordum. Milletvekillerinin düşünceleri nelerdir? Biz hep kamuoyu diyoruz, CHP diyoruz, Meral Akşener diyoruz ama 37 tane vekil ne düşünüyor? Sen onu sonunda mı söyleyeceksin? Sonunda söyleyeceğim. Bunun kulisini vereceğim. Sonunda söyleyeceksen bir de ben de unutmayayım. Gökhan unutmayan bir de tweet var. Bir İyi Parti milletvekili Hasan Subaşı bir tweet attı, sildi sonra. O tweet'i de getirelim. Öyle mi? Tabii, tabii. Yazdı sildi. Yazdı sildi onu. Dediğin de ilginç olabilir. Evet. Hacı, şimdi oradaki de evet, ben o tweet'i de gördüm. Getireceğiz şimdi. Hatta hazırladık onu. De silse de fark etmiyor artık. Ekran görüntüsünü de aldım. İşte o farklı bir şey tabii ki burada. Evet. Şimdi orada Mansur Yavaş faktörü de var. Şu anda bugün Sayın Kemal Kılıçdaroğlu medya mensuplarıyla, internet medyasının mensuplarıyla bir toplantı yaptı CHP tamam genel merkezinde ve yabancı medya kuruluşları da buradaydı. Bu toplantıda önemli bir şey söyledi aslında Kemal Kılıçdaroğlu İmamoğlu ile ilgili. Yani orayı kaçırdığımız bir yere bir endekslenmek istiyorum. Bu toplantıda Selin Sayıkböke, Faik Öztrak, Engin Özkoç vardı. Yani önemli isimlerde CHP genel merkezinde Kemal Bey'e eşlik ediyorlardı. Genelde bu tür toplantılarda böyle isimler olmaz. Lider kendisi oturur ve sorulara cevap verir. Burada Sayın Kılıçdaroğlu benim dikkatimi çeken bir şey söyledi. Dedi ki nasıl geldi, nasıl geldi bu noktaya Kemal Kılıçdaroğlu? Bu ipucu verir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi için hemen seçime gidelim dedi Sayın Kılıçdaroğlu. Çağrı yaptı. Çağrı yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı peki yaptı. Bu çağrının karşılığı var mı? Yani İstanbul Büyükşehir Belediyesi için anayasa değişikliği, genel seçimler, işte vakit mi kaldı? Ya meydan yani mümkün Kemal değil. Dolayısıyla Sayın Kılıçdaroğlu gel Erdoğan yüreğin yetiyorsa İBB için hemen seçime gidelim diyerek Ekrem İmamoğlu'nu İBB'de kalmasını istediğini tekrar vurgulamış oldu. Sayın Kılıçdaroğlu burada vurguluyor. Yoksa İBB için seçime mi gidilecek şu anda? Böyle bir o anayasa değişikliğiyle mi uğraşılacak? EYT'si var, ötekisi var, berikisi var. Seçimler Mayıs'ta mı olacak? Onun için mi değişikliğe gidilecek derken farklı noktalar var. Şimdi Ekrem İmamoğlu'nu biz biliyoruz ki Kemal Kılıçdaroğlu artık rakibimsin, önümden çekil noktasında şeyler söylüyor. Bunun yanında Ekrem İmamoğlu acaba engelleniyor mu, mağdur mu oluyor diye baktığımızda veya işte Ekrem İmamoğlu'na kayyım mı atanacak? Yani böyle bir şey olur mu? Ben onu baştan söyleyeyim. Kayyım atama diye bir şeyin söz konusu olacağını düşünmüyorum. Yani Ekrem İmamoğlu'na kayyım atama. Peki kayyım atama niçin düşünmüyor? Birincisi kulisler bunu konuşmuyor. Her ne kadar AK Parti içerisinde genel hatlarını söylüyorlar ya, Ekrem Bey'e karşı girişimler var söylense de AK Parti'nin ana konusu Ekrem İmamoğlu değil. Yani AK Parti'nin, hükümetin, MHP'nin de ana konusu Ekrem İmamoğlu değil. O yüzden Ekrem İmamoğlu'na yargı yoluyla biz şu İBB'yi bir alalım gibi bir şey söz konusu değil. Çünkü sosyoloji de buna müsait değil. Çünkü Ekrem İmamoğlu'nun bir kere terör noktasında, terör soruşturmasında Ekrem Bey odaktır diyen bir CHP tabanı yok. Tabandan bahsediyorum. Bırakın CHP yöneticilerini. Taban bile Ekrem İmamoğlu'nun bu noktada odak olduğunu söylemiyor. Nerede işe yaradı kayyım atamaları? Halfeti de işe yaradı Şanlıurfa'da. Ağrı'da işe yaradı, Şırnak'ta işe yaradı. Nasıl yaradı? HDP'ye oy veren seçmen Ağrı'da, Şırnak'ta ve Halfeti'de, hatta Halfeti'de kayyımın kendisi aday oldu. İlk kayyım aday sadece Halfeti belediye başkanıdır. Şu anki belediye başkanı. Kaymakamdı, kayyım atandı ve seçildi. HDP'ye oy verenler döndü bu sefer. AK Parti'nin üstelik kayyım olarak atanan adayına oy verdi. Niye? HDP tabanı seçmeni ya biz oylarımızı verdik ama evet burada bir PKK'ya giden bir şey gözüküyor dedi. Sosyoloji buna müsaitti. O yüzden Ağrı'da,
Şırnak'ta, Halfet'te ve birçok yerde kayyım atanan yaklaşık %38'lik bölgede AK Parti kazandı. Çünkü sosyoloji buna müsaitti. Peki. Peki İstanbul'da sosyoloji buna müsait mi? Değil. İstanbul'da böyle bir sosyoloji müsait değil. Şimdi siz... Hacı ama bu sosyolojiye göre mi anlamıyorsunuz? Hayır, şunu söylüyorum. Ekrem İmamoğlu ile ilgili tabii ki şöyle. Ekrem İmamoğlu alenen iş makinelerini Kandil'e mi gönderdi mesela? Sosyoloji derken bunu söylüyorum. Vatandaş bakıyor. Göndermiş mi? Böyle bir durum söz konusu değil. Ya da direkt Kandil'de aranan şahıs belediyeden mi çıkmış? Yani böyle bir şey var mı? Yok. Yani bu da henüz ortaya çıkmadı. Ne var? Terör soruşturması. Herkese yapılan bir terör soruşturması. Bu soruşturmadan şu çıkabilir. Ya bu kişiler yargılanmışlar. Terörle iltisaklı diye yargılanmış. Ve bundan dolayı da çıkabileceği söylüyorum ve ağır ihtimal, yani büyük ihtimali de söylüyorum. Ya bu iltisaklı fakat ceza almamış belediyede. Böyle böyle 200 kişi varsa bu sefer insanlar şunu sorarlar. Ne oldu da 200 kişi birden? Yani tamam anladık, 3 kişi çıkar, 5 kişi çıkar. 200 kişi birden çıkarsa sosyoloji dediğim o, hukuki olarak Ekrem İmamoğlu'na suçlu diyemezsiniz. Suçlu diyemezsiniz. Ama şunu dersiniz, 200 tane FETÖ'den yargılananı, 200 tane PKK'dan yargılananı, 200 tane DHKPC'den yargılananı almış ve belediyeye de sokmuş. Bu sefer dersiniz hukuki olarak, efendim almış da ne olmuş? Hukuki olarak bir şey yapamam dersiniz. Doğru. Dolayısıyla Ekrem İmamoğlu'na bir ceza veremezsiniz bu terör soruşturmasından. Ama 600 tane terörden yargılanmış kişinin belediye alındığı ortaya çıkar. Vatandaş da, yani sosyolojide de bunun bir karşılığı olur. O yüzden de bu noktada, terör soruşturması noktasında Ekrem İmamoğlu'nun ben Kandil'den direkt terörden aranan bir kişiyi aldığını da zannetmiyorum. Yani çıkarsa zaten vahim. İlginç. Kayyım şöyle olarak... Hacı, şimdi senin yaptığın analizden ben şöyle bir sonuç çıkarırım. Şimdi bir, bu kulisler, bu bilgiler bir kere durduk yere çıkmıyor. İçişleri Bakanı sevgili Deniz Gürel'in programına çıktı. Evet. Orada kırmızı dosya salladı. Dedi Kemal ki bu dosyanın... Kılıçdaroğlu'yla da alakalıydı o dosya. Hepsinin içindeydi. Hürkan Acır, orada sadece kırmızı dosya sallamadı. Kırmızı dosya çok fazla dikkat çekici olduğu için hafızalarda kaldı ama belediyelerle ilgili terör, evet, soruşturması diye de bir dosya kaldırdı İçişleri Bakanı. Aynı şekilde, tabii aynı şekilde. Yani aslında bu süreç sürpriz bir süreç değil bu. Değil. Evet. Aynı şekilde bütçe görüşmelerinde Sayın Soylu gene bunları ifade etti. Kemal Kılıçdaroğlu'nun işte az önce Ekrem İmamoğlu ile yaptığı konuşmayı Deniz söylüyor. Bizim kulağımıza gelen bilgiler var. Yani bunlar sebepsiz değil. Onu demek istiyorum, evet, ama bunu diyeyim ben. Tabii. Sen unutma sözünü. Bir reklama gidelim. Reklamdan sonra kaldığımız yerden devam edelim. Olur mu? Peki.